Spor Toto Süper Lig'in kalbinin attığı adres Bein Connect sunar. Sporting başlıyor. Haftanın son Sporting'inden merhaba. Natspor'da canlı yayındayız. Hep beraber Bein Connect'in sunduğu Sporting'de yine spor gündemini masaya yatıracağız. Neler oluyor, neler oldu, neler olacak, bu sorulara yanıt arayacağız. Aynı zamanda da kıymetli Yusuf Kenan Çalık'la beraber gündemi değerlendireceğiz. Transferde flash gelişmeler var. Bazı transferler son aşamaya geldi, bazı transferler bitmek üzere. Spor gündemi yine dolu. Peki nasıl bir spor gündemine uyandık? Bugün de tabii ki bu konuda hemen herkes sosyal medyaya baktı. Takip ettiği internet sitelerine bir göz attı. Ve aynı zamanda da gazetelere, dijital ortamda ya da elinde böyle benim şu an tuttuğum gibi tutarak da gündeme hakim olmaya çalıştı. Bugün yine önemli haberler var, özel haberler var ama taraftarın özellikle bu lige verilen arada dikkatini en çok yönelttiği şey transfer oluyor kuşkusuz. Biz spor gazeteleriyle bir başlayalım. Fanatik gazetesiyle Sporting start alsın ve sonrasında da birkaç dakika içinde Yusuf Kenan'la hemen gündemin kabaca beliren kısımlarına bir gireceğiz. Kendisine özel sorum da olacak. Şimdiden hazırlansın. İşte Fanatik. Geliyorlar. Gomis ve Konan. Konan'ı bekliyor. Konan milli takımı Afrika Kupası'ndan elenince tabii ki görüşmeler biraz daha hız kazandı ve görüldüğü kadarıyla son aşamaya gelindi. Gomis transferinde kısaca özetlemek gerekirse Galatasaray'ın teklifi bu sezon için yarı sezon için 500 bin euro, bir sonraki sezon için 1 milyon euroydu. Gomis ise 1 milyon euro ve 2 milyon euro yani 3 milyon euro talep etti. Galatasaray 750 ve 1250'ye çıktı diye bir iddia var. Hatta Gomis de olmaz demiş o paraya. Bu şekilde artık transfer hız kazanmalı Galatasaray'da. Çünkü UEFA'ya isim bildirme süresinin bitimine az bir süre kala taraftar bu transferi merakla bekliyor. Ama bir yandan da tabii ki Gomis Galatasaray'ın kurtarıcısı mı? Galatasaray'ın gerçek ihtiyacı bir golcü mü şeklinde bir sorgulama da devam ediyor. Galatasaray'ın 3,5 yıllık Gomis hasreti sona eriyor. Galatasaray'ın zaten bir Gomis hasreti var, bir de Getson hasreti var. Arada sırada beliren Onyekuru hasreti oluyor. Çok çok nadiren bir de Denayer hasretine tanıklık ediyoruz. 36 yaşındaki Fransız golcüyle sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonu olacak ve Gomis'in oynayacağı maç sayısına göre devreye girecek. Tecrübeli futbolcu daha iyi teklifler almasına rağmen yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yine aslan olmayı seçti. Gomis de Pereira gibi yarım kalan hikaye söylemini geliştirmiş. O söylem tutuyor genelde. Gomis tabii ki çok kıymetli bir oyuncu. Ceza sahası içinde tam bir bitirici. Galatasaray'da yaptıkları ortada. Galatasaray taraftarının onu neden bu kadar çok sevdiğini ve istediğini anlamak hiç zor değil. Ama tabii ki bir yandan da Galatasaray'ın şartlarını da göz önüne almak lazım. Ben bu yarım kalan hikaye söylemini duyunca böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Gomis neredeyse şöyle diyecekmiş gibi geliyor bana. Galatasaray'a bir proje için geliyorum falan. Hani proje kelimesi de bu aralar Galatasaray camiasında bir hayli tepki çeken bir kelime. Hemen altta gerçek ihtiyaç var. Küçücük. Diawara'da sona doğru. Bazı gazetelerde de Elneny ismini göreceğiz. Konan'la ilgili kısımsa Afrika Kupası'ndaki son maçında Salah'ın kabusu olan yine de ülkesinin penaltılarla elenmesine engel olamayan fil dişi sahili sol bek Konan Fenerbahçe'ye geliyor. Rennes'le anlaşan Sarı Lacivertliler sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Konan önce Fransa'ya ardından Türkiye'ye geçecek. Muriç'e yeni talip çıkmış. Mallorca'da talip olmuş. Muriç piyasası olan bir oyuncu her şeye rağmen. Kartal'da taze kanat Mirchevski, Fırtına'ya sürpriz stoper Ömer Toprak. İlginç. Evet, foto maça da bir bakalım ve sonra da Yusuf Kenan'a uzanalım. Foto maç gazetesinde yine üçe bölünmüş bir ilk sayfaya tanıklık ediyoruz. Aslan'dan çifte pençe, Fırtına'da toprak sesleri. Bakın aynı isim. Yani demek ki bu iş ciddi. Konoplyanka'nın da Kartal'a doğru olduğu vurgusu var. Kartal'da da bir o bölgeye arayış oluyor. 32 yaşındaki Ukraynalı süper yıldız yakında İstanbul'da olacağı öne sürülmüş. Aslan'dan çifte pençe. Getson Fernandes
transferinde ısrarcı olan Galatasaray'ın 6 numara listesindeki diğer aday Diawara. Diawara isimleri de benziyor. Sarı Kırmızılar 24 yaşındaki Gineli Yıldız için Roma ile masaya oturacak. Cimbom'da ilk aday Buruk. Okan Buruk. Domenech Torrent Alanya'da yenilirse her şey olabilir. Bunları da konuşacağız. Yusuf Kenan'a dönmeden önce işte 7. sayfada fotomaçın Okan Buruk'la ilgili konuyu açalım. Torrent için son şans. İlk duyduğumda benim de kulağıma gelen bu dedikodularda hani Alanya'da kazanamazsa ne olur falan derken ilk duyduğumda ya bu da nedir kardeşim ya, olur mu öyle şey, daha adam yeni geldi falan derken sonra bir düşündüm. Galatasaray'ın puan cetvelindeki yerine baktım. Galatasaray camiasındaki dinamikleri şöyle bir kez daha gözden geçirince ya Alanya'da yenilen bir Torrent muhtemelen Kayseri'de son maçına çıkıyor olabilir. En azından bu konuda ben bile böyle düşünmeye başladım. Yani çünkü 6 maç kaybetmiş bir adam. Hani eğer Alanya'da kaybeder, Kayseri'de de puan kaybederse Galatasaray'ın onunla devam etme lüksü, durumu olur mu bizim futbol kültürümüzde sanmıyorum. Biraz bu konuyu Yusuf Kenan'la konuşalım isterim. Yusuf Kenan Çalık karşımda. Yusuf Kenan nasılsın? İyiyim abi, hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkürler. İşte 20. program bugün. Seninle genel bir durumu değerlendirelim istedim. Şöyle hani çok kafa dengi bulduğum bir meslektaşımla bu konuyu değerlendirelim istedim. Seni de ilgiyle takip ediyorum. Ufuk Kağan'la yaptığınız işleri, ezber bozan işleri de yapıyorsunuz. Sabit ihtiyaçları da çok iyi gideriyorsunuz an itibariyle. Ben sıkı takipçinizim zaten, biliyorsun, bunu söylüyorum. Senin yüzüne söylediğim şeyi burada herkesin önünde de bir kez daha söylemek istedim. Yusuf Kenan, ne diyorsun? Bak bu Torrent işi çok enteresan. Daha adam yeni geldi. Şu anda gönderilme olasılığı üzerine sayfalar çıkıyor. Ve ben de diyorum ki ya aslında ilk başta duyduğumda bana da komik, saçma, mantıksız gelmişti ama ya Alanya'ya kaybeden bir Galatasaray Kayseri maçında berabere de kalırsa düşünsene durumu. Yani ne yapacaklar? Küme düşme hattının tam ortasında bulacak kendisini o zaman Galatasaray. Yani sana ne düşündürttü mesela? Aa, Torrent giderse en güçlü aday Okan Buruk. Panik butonu. Türk futbolunun en önemli noktası panik butonu. Hemen camı kırın, basın, yeni teknik direktör getirin ya da transfer yapın. Bizdeki panik butonu bu işe yarıyor. Ama ben Torrent meselesini aslında gündemdeki başka bir maddeden görmek istiyorum müsaade edersen. Tabii öncelikle ki. De güzel sözlerin için yayında da teşekkür edeyim. Çok teşekkürler. Meslektaşlar arasında genelde böyle şeyler çok paylaşılmıyor. Yayında paylaşılması da çok değerli. Çok teşekkür ederim. Ben de ilgiyle takip ediyorum. Luis Campos meselesi üzerinden görmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'a danışman olarak bir spor adamı, Fransa'da başarılı olmuş bir ismi getirmeye çalışıyor Burak Elmas, Luis Campos. Ama Luis Campos gelmeden önce Domenech Torrent geldi. Yani buradaki işleyiş hep bir ters yönde gidiyor. Hep bir panik butonu ve acilen birini getirelim ya da yönetimde çatlak sesler, işte farklı düşünceler. Birisi o anda mantıklı geliyor, Domenech Torrent, Pep Guardiola güzel olabilir. PR'ı da var, güzel isim, Flamengo'ya gitmiş, New York'a gitmiş. Guardiola'nın yardımcısı abi, daha ötesi var mı düşüncesiyle birlikte hop Domenech Torrent'i getirelim. Ama bir şekilde düşünmek lazım şimdi bu teknik direktörleri getirirken. Galatasaray'ın kadrosu Domenech Torrent'le uygun mu? Bu adam ne oynatmak istiyor? Kimdir? Necidir? Daha önce Türkiye'ye gelmiş İspanyol teknik adamları arasında başarılı olan var mı? Yani bizim ülkemizin kendine has doğruları var biliyorsun. Ben çok katılmasam da bu doğrulara maalesef gerçekten tarihe baktığımızda böyle şeyler görebiliyoruz. Nihayetinde bu karar alındığında acaba Luis Campos'un haberi var mıydı? Yoksa Luis Campos ben Torrent istemiyorum, başka bir teknik direktör gelsin diye bir çıkışta bulundu mu? Bunu da düşünmek lazım aslında. Ve senin söylediğin nokta, puan durumuna bakınca Galatasaray'ın ya bir maçı kaybetmek değil bir puanı kaybetme gibi bir lüksü yok. Yani Galatasaray şu an öyle bir durumda ki Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk dönemi gibi. Yani acilen oralardan uzaklaşayım, 13-14 değil de işte 7-8'e doğru çıkayım. Çok da puan farkı yok aslında. Yani 2-3 galibiyetlik bir seri Galatasaray'ı farklı bir noktaya götürecektir ama haklısın. Yani Galatasaray oralarda olamaz. Galatasaray gibi bir kulüp, Galatasaray gibi iddiası olan bir kulüp oralarda olamaz. O yüzden Domenech Torrent için zaten çok kötü başladı. Yani oynadığı en iyi maçı kendi eliyle teslim etti Trabzonspor'a. Nihayetinde ben çok uzun vadeli olacağını düşünmüyorum. Olmasını isterim aslında. Çünkü ben her zaman şans tanınması gerektiğini düşünüyorum teknik direktörlere. Sergen Yalçın için söylemiştim zamanında yine aynı şekilde.
Ama bu kredi puan durumuyla çok orantılı ilerlediği için puan durumunun mevcut hali herhangi bir teknik direktörü. Yani bugün Fatih Terim de olsa deseniz ki Domenech Torrent'le başlandı ve Fatih Terim getirildi. Fatih Terim de yine bu maçları kaybetmiş olsa bence aynı şekilde aynı şeyleri konuşurduk. Belki biraz daha fazla kredisi olurdu. Hani Fatih Terim inanıyoruz, güveniyoruz bu takımı toparlar diye düşünenler olabilirdi Galatasaray camiasında ama puan durumu öyle bir kriz ki ben Burak Elmas'ın her yattığında acaba düşecek miyiz? Acaba düşecek miyiz? Acaba düşme hattına girirler miyiz? Antalyaspor kazanırsa ne olacak? Biz kaybeder. Hep böyle soruların kafalarda döndüğünü bu da çok sağlıklı bir ortam değil karar almak için. Yani böyle bir baskı varken bir de Mart ayında mali kongre var Galatasaray'da. Mayıs ayında seçim deniliyor. Yani bugün Galatasaray yönetmek çok kolay değil. Bence çok hatalı işler yapıldı ama nihayetinde çok büyük bir baskı olduğu düşüncesindeyim. Ve seninle aynı fikirdeyim. Domenech Torrent eğer yine puan kaybederse çok uzun vadeli bir Galatasaray kariyeri olmayacak. Onun için de kötü bir şey aslında. Evet ya bakınca Türk futbolunda bir dönem sadece Sumudika vardı yabancı teknik adam olarak. Şimdi bir yabancı teknik adam rüzgarı var, bir trend var. İşte Farioli var, Maestro var, Montoya var. Yani çok da başarılılar bence. Sabredildiğinde onlar da başarıyı elde ettiler, takdir toplamayı başardılar. Yani şu gün bakıyorum ben Adana Demirspor'un gidişine, Göztepe'nin birden dipten çıkma çabasına ve oynadığı futbola her şeyden önce. Bu yabancı teknik adam trendini nasıl karşılıyorsun? Zaman zaman işte saçları hafif kırlaşmış camia abileri, zaman zaman yerli teknik adamlar, tarihimizde hep o başarıyı yakaladık. Zaman zaman da ya futbol artık çok değişti, modern futbol, antrenman bilimi, işte yabancı sayısı zaten takımlarda belli. Tabii ki yabancı teknik adamla çalışmak lazım. Şu an gelinen noktada fotoğrafı nasıl çekiyorsun? Senin yorumun nasıl oluyor? Ben yaşam olarak hep kültürel karışımın doğru olduğu tarafındayım. Fransa'da büyüdüğümü herkes biliyordur. Ve orada çok şey öğrendim. Yani Ganalı arkadaşım da vardı. Akra'dan bahsediyorduk. Fufu yiyorduk. Danimarkalı arkadaşım da vardı. Oradan da çok şey öğrendim. Yani farklı kültürlerin zenginleştirdiğini düşünüyorum her zaman. Futbol için de aynı şey geçerli. Yani yabancı yerli sayısından ziyade kalitesiz meselesi çok önemli. Şimdi yabancı teknik direktörlerden bahsettin. Adana Demirspor, Göztepe camialara çok büyük saygım var. Çok köklü camialar, çok büyük taraftar kitlesi var ama Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen, en azından ilk sezon itibariyle şampiyonluk hedefleyen takımlar değil. O yüzden orada zaman var. Nestor El Maestro'ya o zaman tanındı sistemini oturtması için. Yani hep bu sabırdan gidiyoruz. Vincenzo Montella geldiğinde çok büyük kriz vardı Adana Demirspor'da. Puan durumu olarak da iyi bir yerde değildi. Ama başta Balotelli olmak üzere takımı toparladı ve bence iyi bir noktaya getirdi. Yani teknik direktörlere aslında zaman bırakılması gerekiyor. Ama burada en büyük sıkıntı ki Beşiktaş'ta şu an yabancı bir teknik direktörün peşinden koşuyor. Orada da bir yabancı teknik direktör. Hani sevdası mı diyelim yoksa arayışı mı var? Zaten Bruno Pinheiro ile anlaşma noktasına gelmişti, bozuldu ama şimdi 10-12 tane yabancı teknik direktörle görüşme yapıldı. Belirli kriterler çerçevesinde muhtemelen yabancı teknik adam gelecek. Şimdi yabancı mı yoksa camianın o kır saçlı abileri mi? Kır saçlı abilerin zamanı biraz geçti ama kır saçı olmayan camianın kardeşleri gelmeye başladı şimdi. İşte Emre Belözoğlu'nu görüyoruz, Okan Buruk'u görüyoruz, Sergen Yalçın'ı görüyoruz. Onlar da onların yerini alacaklar. Şimdi yerli teknik direktör derken bence yerli yabancı kıyası değil, kaliteli teknik direktör kıyası yapmak lazım. İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan, Okan Buruk, bugün genç jenerasyonun Emre Belözoğlu'nu buraya ekleyebiliriz. Her ne kadar kötü netice alsa da bence ekip olarak kurduğu ekibi Türkiye'de başka kuran yoktu. Nuri Şahin, bu vizyonla ilerleyen bütün teknik adamlar için önemli bir fırsat var. Bence Türk teknik adamlar da yabancılar nasıl Türkiye'ye geliyorsa artık yabancı ülkelere de açılmaları gerekiyor. Bunu yapmamız lazım çünkü biz de kültürümüzü oraya doğru götürmemiz gerekiyor. Yabancı teknik adama karşı değilim. Ben verilen maaşlarla ilgili sıkıntım var. Yani bugün Euro 15'lerde gezinirken 1 milyon euro, 1,5 milyon euro, 2 milyon euro maaş verebilen kulüplerimiz varken sonrasında da ya paramız bitti, biz nasıl yapacağız, böyle bir şey olamaz, ekonomik kriz var diye ağlanması beni kendimden alıyor. Yani ben olmayan paramı harcamazken birey olarak, sen de harcamıyorsundur muhtemelen, kulüpler nasıl harcıyor onu çok merak ediyorum. Daha önce de yazmıştım, belki takip edenler olmuştur, onlar için tekrar olacak ama bugün 500-600 bin eurodan fazla maaş veren kulüp varsa Türkiye'de finansal koşullarla ilgili ağlama, sızlanma konusunda hiçbir hakkı yok diye düşünüyorum. Yerli yabancı kim gelirse gelsin. Zaten yerliler de o kadar para alıyor. Hani görüyoruz Fatih Terim, Şenol Güneş, diğer teknik tabii, adamlar, tecrübeli teknik adamlar. Aynen, yabancılardan daha az para almıyorlar teknik direktör olarak.
O nedenle ben yerli yabancı tartışmasında çok pasaporta bakmıyorum ama kaliteye bakıyorum. Maestro'yu ben hiç tanımıyordum, Nestoral Maestro'yu. Gerçekten aynen. Bunu ifade etmem lazım. Nereden çıktı diye düşünürken o adamın hikayesini, hayatını okuyunca, biraz araştırınca çok güzel bir insan olduğunu, çok güzel bir hikayesi olduğunu gördüm. Futbol olarak da iyi kötü elindeki kadro çok güçlü bir kadro değil. Bence Süper Lig'in kalitesi olarak kadrosu çok yüksek bir kadro değil. Buna rağmen iyi bir futbol oynatmaya çalışıyor. Ben buna bakarım. Yani pasaportu çok önemli değil benim için. Ben tamamen futbol kalitesi olarak bakıyorum. Eğer buraya bir şey katacaksa, yani buraya çok önemli isimler geldi. Hatırlarsın, Schuster geldi, Del Bosque geldi, Aragones geldi, Rijkaard geldi. Yani büyük takımlarımız önemli teknik adamları getirdi ve önemli yerlerden getirdi. Rijkaard Barcelona dönemini bitirerek geldi. Aragones Avrupa şampiyonu olarak geldi. Del Bosque'nin geldiği dönemde Del Bosque çok önemli teknik direktördü. Hiçbiri olmadı. Ama Nestoral Maestro tuttu. Vincenzo Montella tuttu. Yani bunu bilemiyoruz. Bir örnek var ki onu biraz seninle konuşmak isterim. Lütfen. Hatta şöyle bir yakıştırma da yapıyorum. Hani komiklik olsun diye değil. Ya Önder Karaveli, soyadı Karaveli değil, Karavelli olsaydı ve İtalyan bir teknik adam olsaydı, İtalyan teknik adamların, İtalyan futbolcuların Türkiye'de popüler olduğu şu dönemde Beşiktaş Pinheiro değil, Karavelli'yi alsaydı ve performansı bu olsaydı, şu an hakkında herhalde çok olumlu şeyler söylüyor olurduk, değil doğru mi? Bak, Batshuayi'nin performansı, çıkışı, ben kaleci Ersin'de de bir çıkış gözlemliyorum, Rozier'de gözlemliyorum, Gezal'ın Geniş. Söylemlerinde, sahadaki performansında gözlemliyorum. Tamam, öyle yeri göğü yardırmıyor Beşiktaş belki ama bir kupa aldı ve iyi kötü kervanı köprüden geçiriyorlar. Yani doğru. Biraz Önder Karaveli Hoca da mütevazı da bir karakter. Ben yıllardır çok sustum, çok bekledim, o yüzden çok konuşuyorum, kusura bakmayın bile dedi adamcağız. Ama Beşiktaş'ın yabancı bir teknik adam araması beni biraz rahatsız ediyor ya Yusuf Kenan. Doğru söylüyorsun. Elindeki opsiyon varken başka yerde farklı bir opsiyon aramak çok doğru değil. Evet, bu tür fırsatlar çıkıyor teknik direktörlerin karşısına. Pep Guardiola da sonuçta Barcelona B takımını çalıştırıyordu. Sonrasında başarılı oldu. Vicente Del Bosque için aynı şeyi söyleyebiliriz. Real Madrid'in altyapısında çalışan bir isimdi. Sonrasında A takımında başarılı oldu. Zinedine Zidane. Yine Castilla'nın başındaydı. Sonra Ancelotti'nin yardımcısı oldu. A takıma geçti. 3 tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Bence Önder Hoca da aslında iyi bir fırsat yakaladı kendi kariyeri açısından ama o fırsat o kadar kötü başladı ki Pinheiro gelecek mi gelmeyecek mi? Önder Hoca bu maçı kazansın, bir maç daha devam edecek. Yani şey gibi, şey vardı ya, Street Fighter oynardık şeyde, Atari'de. Tabii, tabii. Şey atardın, jeton atardın oyuna devam edebilmek için. Önder Hoca da her maç jeton atıyor. Yani devam edebilecek mi etmeyecek mi? Bu duruma getirdiler. Şimdi bu çok sağlıklı bir durum değil. Beşiktaş'ın yönetimi açısından tabii Önder Karaveli tercihi belki zorunlu bir tercih oldu. Şimdi bu planlanan bir tercih değil de onu da atlamayalım. Yani Sergen Yalçın sonrasında biz Önder Karaveli'yi getiririz sonra rahat bir şekilde devam ederiz değil. Ya orada da yine panik butonu, kim gelir, Pinheiro gelecek mi, o ne olacak, bu ne olacak, kimle çıkacağız? Önder Hoca var ya U19'un başında, o gelsin. Tamam gelsin, başarılı oldu, bu adamda bir şeyler varmış ya, iyi fena değilmiş. Sadece U19'da oyuncularla iyi anlaşmıyormuş, bak Pjanic'i de motive edebiliyormuş, Batshuayi'yi de motive edebiliyormuş, iyi bir adammış. Demek ki devam edelim sonra buluruz birisini diyerek. Plansız bir planlama yapıldı. Şimdi bizim Türk futbolunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu projelerin hiç yapılmamış olması. Kriz anında ne yapılır? İletişimi nasıl yapılır? Krize nasıl hazırlanır? Farklı opsiyonlar nelerdir? Şimdi bir karar alıyorsunuz. Sergen Yalçın'la biz yolları ayıracağız. Tamam, aynı şey Fatih Terim için, Vitor Pereira için geçerli. Bak 3 kulüp için de veriyorum. Üçü de nereye gideceğini bilmiyor. Torrent mi gelsin? Başkası mı gelsin? Vitor Pereira gitti. İsmail Kartal 2 ay sonra geldi. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir mi Fenerbahçe'de? Vitor Pereira'yı gönderiyorsan elinde planların, opsiyonların vardır. Ocak başında yeni bir teknik direktörle başlarsın. Getiremiyorum ya da gelmek istemiyorlar düşüncesine bürünmezsin. Beşiktaş'tan da aynı şekilde onu arayalım, bunu arayalım. 45 yaşında olsun ama işte şöyle olsun, gençleri sevsin. Böyle kriter yok ki futbolda. Yani ne demek 45 yaşı alt olsun? Çok komik ya. Böyle bir gerçekten. Şey... Böyle bir kriter söz konusuydu. Yani anlayabiliyorum, genç bir düşünce olsun. O zaman 45 yaş altı olacaksa Türk teknik adamlar da var 45 yaş altında. Artı Önder Hoca için de evet, söylediğin çok doğru. Ama ben Türk futbolunda en büyük sorunlardan bir tanesinin de teknik direktör konusundaki eğitimin olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğitim zaten çok zor. Pro lisans almak Türkiye'de çok zor. Yani ben olamam, sen olamazsın. Eski futbolcu olmamız gerekiyor. Bu eleştirilecek noktalardan bir tanesi. İkinci konu şu, Türkiye'de bence ayrımı iyi yapmak lazım. Eğitici teknik adamla
yarışmacı teknik adamın farklı olması gerekiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Eğitici teknik adam çok uzun vadeli çalışmalı. Eğitici teknik adamın amacı A takıma çıkayım, işte ünlü olayım, çok zengin olayım düşüncesi olmamalı. Ama bunu empoze ediyorlar. Şimdi 4000 lira, 5000 lira verdiğiniz teknik direktör fırsatı bulduğunda 100-200 bin lira kazanacakken hemen kabul eder. Herkes kabul eder bunu. Ama bizdeki işte ekonomik şartlar, eğitim konusundaki sıkıntılar, yönlendirmeler, düzensizlik buraya getiriyor. Önder Hoca bence çok iyi bir eğitici olabilir. Bence stres anında Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de sorunlar yaşayabileceğini düşünüyorum. Çok temiz bir insan çünkü. Çünkü Türkiye'de teknik direktör saha içi değil. Yani bunu herkes kabul ediyordur sanırım. Teknik direktör medyaya hakem kesecek, hakemleri saha kenarında korkutacak, başkana baskı yaratacak. Bir sözüyle birlikte başkanın koltuğu sallanabilecek. Teknik direktörlük bu. Yani Sergen Yalçın da bunu yaptı. Fatih Terim de bunu yaptı. Zamanında Aykut Hoca da bunu yaptı. Farklı karakterlerle, farklı düşünceler, farklı hareketlerle Emre Belezoğlu, Okan Buruk hepsi aynı şekilde devam ediyor. Türkiye'de teknik direktörlüğün saha içine dönmesi için çok zaman var. Belki yeni jenerasyon bunu yapabilir ama saha dışında olması herkesin işine geliyor. Başkanın da işine geliyor, taraftarın da işine geliyor. Hakemler de seviyor bu işleri. Çünkü hedef oluyor karşıda. Onlar da bir mazlum durumuna düşüyorlar. Önder Hoca bu tabloda çok yeri olan bir isim değil diye düşünüyorum ben. Tabii bir de şimdi İsmail Kartal'a bir parantez açmak lazım. Çünkü İsmail Kartal da enteresan bir profil. Galatasaray tercihini kriz anında Torrent'ten yana kullanırken ya da o profilden yana kullanırken Fenerbahçe düşündü, taşındı. Senin de çok güzel kritik ettiğin gibi. En sonunda İsmail Kartal'ı getirdi. Hani keşke 20-21 Aralık'ta bunu düşünseydi de zaman kazansaydı diyenlerdenim ben de. Fenerbahçe'de yalnız şöyle bir durum var. Böyle bir yelkenlerin böyle suya indirilmesi hali var. Oysa ki Fenerbahçe'nin çok ciddi bir lig ikinciliği, çok ciddi bir Ziraat Türkiye Kupası ve çok ciddi devam eden bir Avrupa macerası hedefi var. Olmalı ya da. Yani sanki ya şöyle hissediyorum bazen kendimi. Fenerbahçeli arkadaşlarımla konuşurken Fenerbahçe'yi şöyle yakalarını sikip ya kardeşim kendinize gelsenize bir ya. Bir dakika sakin olun. Böyle demek ihtiyacı duyuyorum. Ya son günlerdeki gündeme de bakıyorum. Dün senin bir tweetin üzerine zaten şöyle aa dedim hemen açayım da seninle konuyu konuşayım istedim. Aa ne gerek var ya dedim çağırayım yayına konuşalım. Bak bu tweetin üzerine zaten ben Fenerbahçe camiası hep isimler üzerinden tartışmaktan yorulmadı. Bunu biraz açmak istiyorum. Biraz daha açmak istiyorum. Demin biraz değindin ama tam olarak ne demek istedim burada? Şöyle örnek vereyim. Fenerbahçe camiasındaki son 3 başkanı aynı masaya oturtamazsın. Bunu daha önce de tabii söylemiştim. Ne zaman Fenerbahçe'de Ali Koç, Aziz Yıldırım, Ali Şen aynı masaya oturur ve salt kulüp geleceği için, kulübün iyiliği için çaba sarf ederler, Fenerbahçe bu tartışmalardan kurtulmuş olur. Başkanlık düzeyinde bu şekilde, teknik direktörlük düzeyine indirelim. Ersun Yanalcılar, Emre Belezoğlu'cular, Aykut Kocamancılar, Fenerbahçe'de hep bir başarı eksikliği olduğu için 8 sezondur hiçbir kupa kazanılmadığı için herkes kendine bir tip ya da bir tipleme benimsemiş. Yani ben Aykut Kocaman'ın başarılı olduğunu düşünüyorum. Bence Ersun Yanal çok başarılıydı. Alex de Souza kulübün efsanesi. Aykut Kocaman daha fazla gol atmıştı ama Aziz Yıldırım efsane başkan. Ali Koç gelecek, Aziz Yıldırım'ı tahtından indirecek, her şey çok güzel olacak. Bu tartışmaların hiçbirinde Fenerbahçe yok. Hiçbirinin tartışmanın odağında Fenerbahçesi yok. Herkes şunu tartışıyor. Benimki daha iyi. Ben daha iyi düşünüyorum, ben daha farklı düşünüyorum. Aslında Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Camia olarak gördüğünüz zaman hani ilk tepki hep bir şahıs tepkisi oluyor. Mert Hakan Yandaş'a yapılanlar mesela, Berke'ye yapılanlar şimdi. İstatistiklere bak, Altay ile Berke arasında çok büyük fark yok. Hatta Berke daha iyi istatistiklere bakınca bu sezon. Ama nihayetinde hep bir şahıs üzerinde. Çünkü hedef yok, planlama yok. Camiaya yapılan iletişim konusunda ciddi sıkıntılar söz konusu. Hedeflenenler, vaat edilenlerle sonuçlar arasında uçurum var. Yani Aziz Yıldırım döneminde de vardı, Ali Koç döneminde de var. Artık yeni başkan üzerinde düşünülmeye başlanıyor. Saadettin Bey mi gelir, başkası mı başkan olur? Ya seçim olması gerekiyor. Ben seçim olması gerektiğini düşünenlerdenim bu arada. Medya mensubu olarak Fenerbahçe'nin ciddi bir resetlenmesi gerekiyor. Bunda tek çözüm şu. Ya geçmişi geçmişte bırakacağız. Alex de Souza da çok iyiydi. Aykut Kocaman da süper golcüydü. Aykut Kocaman çok büyük işler başardı. Zor dönemde geldi. Ersun Yanal da süper futbol oynattı. Aziz Yıldırım çağ atlattı Fenerbahçe'ye. Doğrudur. Bence 98'i baz alırsak grupları bitirmesi bile çağ atlaması için çok önemliydi ama sosyal medya ile birlikte, bu arada bu eleştiri değildir. Bu yayını da sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Ben aracı değil,
kullananları eleştiriyorum. Yani tıpkı arabam var 180'le gidiyorum diyeni eleştirmiş olduğum gibi. Araba güzel bir araç ama sen 180'le gidiyorsan orada sorun vardır demek. Sosyal medyada güzel bir araç ama Fenerbahçe'deki gruplaşma, 98'deki o farklı dernekler, gruplar artık sosyal medyada başka bir kisve altında yine gruplaşmalara döndü. İşte benim sosyal medya hesabım, senin sosyal medya hesabım, benim fenomenim, senin fenomenin. Kulüp de buna biraz çanak tuttu, işine geldi zamanında farklı hesapları kullanarak. O yüzden çok sağlıksız bir ortam var. Fenerbahçe sorunlarını tartışmıyor, şahıslarını tartışıyor. Bunu tartışırken de her sezon ciddi bir kayıp oluyor. 7. bitiriyorsun, 6. bitiriyorsun, 3. bitiriyorsun, kupa yok. Teknik direktör sayısı kaç kere değişmiş? İsmail Kartal, sen söyledin abi. Yani 21'inde, 20'sinde gönderiyorsun Vitor Pereira'yı. Ertesi günü madem getireceksin, İsmail Kartal'ı yani getir. Çünkü İsmail Kartal niye geliyor? Yani İsmail Kartal çok böyle bir taktiksel deha da Fenerbahçe'nin çok... Hayır, İsmail Kartal şu an ikna edebileceğin, gel dediğinde gelebilecek tek adam olduğu için getirildi. Yoksa aynen, başka bir amacı yok ki. Açıklama da o yönde zaten. Şöyle bir amacı da olabilir mi? Yani senin de anlattıklarının, yani kaldığın yerden, yani şöyle bir cümle geliyor aklıma. İsmail Kartal ne olursa olsun, belki öyle hani pamuklara sarılan, duvarlara posteri asılan falan bir isim olmasa da, işte o farklı farklı grupların, yorumcuların, kanaat önderlerinin, iş adamlarının, çünkü Fenerbahçe operasyonu sadece seçilmişlerden ve atanmışlardan ibaret değil biliyorsun. Herkes bir yerinden Fenerbahçe'nin futbol operasyonuna dahil olabiliyor. Geçirgen de çok ilginç bir şekilde. Doğru. Yani çok enteresan bir şekilde, çok hani ortak akıl yok ama pek çok insan fikir, akıl sahibi olarak bu işin içine girebiliyor. Ben bir tek Emre Belözoğlu dönemini ayırıyorum futbol aklı olarak. Ve sonrasındaki teknik direktörlük performansıyla beraber beni de şaşırtan bir performanstır. Hala da devam ediyor. Yani o dönem, o dönemin kıymetini bilemedi. Hani ilk defa çarkı felek doğru yerde durdu. Fakat Ali Başkan orada duramadı. Devam etti arayışına. Arayışına devam etti. Geçmiş defterleri karıştırıp Pereira'yı getirdi. Yani bir karmaşa var Fenerbahçe'de. İsmail Kartal ismi bence hani en az bırkalanacak isim diyeyim. Hani bu bırkalama tabiri belki bazı gençlere enteresan gelmiş olabilir. Bırkalamak yani karıştırmak, işte arı kovanına çomak sokmak gibi düşün. Yani İsmail Kartal iyi bir Fenerbahçeli, çok belli. Ya taraftardan destek istiyor. Destek gelince ertesi maçta teşekkür ediyor. Bir de İsmail Kartal'ın futbol oynadığı dönemdeki Fenerbahçe hani... Doğru. Tüm özellikleriyle Fenerbahçe'ydi. Winner, kazanan, ne olursa olsun kazanmaya çalışan ve her şekilde gücünü her yerde hissettiren Fenerbahçe'nin bir futbolcusuydu İsmail Kartal. O Fenerbahçe'den biraz daha böyle tonlar görmek gerekiyor sanki bu haftalarda. Çünkü İsmail Hoca böyle biraz şey geldi, çekingen geldi. Hani kimse hani ses çıkarmadan koltuğa oturdu. Destek istedi, teşekkür etti. İsmail Hoca biraz daha bir sert ve karizmatik bir tavırla bence işleri toparlayabilir gibi geliyor. Ama geliş şekli de bunu belirliyor. Teknik direktör olarak ya da sportif direktör olarak yapılan basın toplantılarına bak Ali Koç döneminde. Başkan her zaman masada, İsmail Kartal tek başına. Şimdi bence ya, Fenerbahçe'de çok uzun zamandır teknik direktörler ya da sportif direktörler paratoner olarak kullanılıyordu. Yani başkan seçim yapıyordu, sonuçlar kötü oluyordu ve bir noktada paratoner oradan alınıyordu, başka bir paratoner getiriliyordu. Şimdi bu tercihleri yaparken sportif olarak Emre Belezoğlu'nun Ersun Yanal'da, Erol Bulut'un Filip Koku'yla saha içinde oynatmak istedikleri açısından pek bir korelasyon bulamıyorsun. Bir bağlantı yok maalesef. Yani bir futbol aklı senin de söylediğin gibi bunun kararını vermiyor. Yine aynı şeye geliyoruz. Panik butonu. Aslında belirli bir projeyle yola çıkılıp bu projenin aslında Türkiye'de çok yaşanılabilir olmadığını görünce ne yapacağız biz? Hemen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Taraftarın sesi, sosyal medya, Ersun Yanal, bak rahatlarız, taraftar da rahatlar, siz istediniz biz getirdik deriz düşüncesiyle getirilip ondan sonra düğmeler hep yanlış iliklendi. Senin de söylediğin gibi bir ara fark ettiler, Emre Belözoğlu deyip bir anda düzeltmeye başladılar. O düzeltme noktası da şuraya geldi. Başkan Ali Koç net bir şekilde söyledi, Sivas Spor maçı kazanılsaydı şampiyon olacaktı. İyi tamam da Emre Belözoğlu öncesinde Erol Bulut'a hiç mi puan kaybetmedi Fenerbahçe? Yani son haftalarda kaybedilen 3 puanla ilk haftalarda kaybedilen 3 puanın puansal olarak bir farkı yok ki. Aynı puan değeri var. Yani böyle değerlendirme çok günübirlik bir düşünce tarzı. Senin söylediğin geçirgenlik meselesine Metin Şen çok net bir şekilde değinmişti. Geçenlerde Twitter'da
Twitter'da Space yayınında dinledim kendisini. Çok da severim aslında. Bence çok rasyonel düşünüyor. Öncelikle şunu söyledi. Ya benim birikimim Fenerbahçe başkanı olacak kadar yeterli değil. Şu an kendimi hazır görmüyorum dedi. Türkiye'de bunu söyleyebilecek çok az insan var. Yani ben yeterli değilim, bunu yapamayacağım diyebilen çok az insan var. Bu çok medeni bir cesareti işaret ediyor. İkinci noktada da şunu söylemişti. Ya Fenerbahçe çok mikro management yapıyor. Yani çok küçük meselelere o kadar çok önem atfediliyor ki büyük meseleler kaçırılıyor. Yani sosyal medyanın izlenmesi, işte Ali Koç'un son açıklaması. Norveç'ten yazmışlar. Birincisi açıklama yanlış. Yani bu yapılacak bir hata değil. İkincisi ya yazmışlarsa yazmışlar. Norveç'ten yazsınlar, Alaska'dan yazsınlar. Bir şey yazılmış demek ki. Yani buna cevaben ya siz Norveç'ten yazmışsınız, ben umursamıyorum açıklaması çok garip bir iletişim. Geçenlerde sevgili Mutlu'yla başka bir platformda iletişimle ilgili bir program yaptık. Yayınlanır yakında. Ya şunu söyledim. Türkiye'de iletişime hiç değer verilmiyor. Burak Elmas basın toplantısı yapıyor. Basın toplantısının öncesinde kriz var. Sonrasında kriz daha da büyüyor. O zaman basın toplantısını niye yaptın diye sorarlar insana. Yani çevrelerindeki insanlarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Sen de biliyorsun abi, zamanında iletişim konusunda çok önemli kişilere danışmanlık yaptın. Bu konuda zaten benden çok daha deneyimlisin. İletişim dediğiniz şey aslında koskoca bir camiada milyonlara hitap ederken belirli noktaları doğru bir şekilde geçmek. Yani çünkü hali hazırda kulüplerin kitleleri zaten onlara bağlı. Yani herhangi bir ürünü satmıyorsunuz ki. Yani iletişimin en büyük sıkıntısı ürüne ikna etmektir. Zaten senin kitlen ikna olmuş ürüne. Öyle bir sıkıntı yok. Bir bağlılık sıkıntısı yok. Bir müşteri sıkıntısı yok. Her şey hazır zaten. Yapacağın tek şey olumlu şekilde iletişim yapmak. Bunu da beceremiyor kulüpler. Zaten tercihler yanlış. Harcanan paralarla ilgili ciddi sıkıntılar söz konusu. Ben video çektim. Hani hani YouTube'a giriş yaparak hani bazı şeyleri eleştirmeye çalışıyorum videolarda. Videoları çekerken bile doğru şeyleri bulmakta çok zorlanıyorum. Yani mantık çerçevesinde bu karar böyle alınmıştır diye düşünerek ilerlemeye çalışıyorum. Öyle bir durumda hep bir çıkmaz yola çıkıyorum. Yok hayır, böyle bir şey olamaz. Yani mantıklı gelmiyor. Anlatırken kendim inanmıyorum. O yüzden hep negatif anlatmak zorunda kalıyorum. Bu da çok yorucu açıkçası. Ben çok kısa vadede özellikle Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kısa vadede düzeleceklerini düşünmüyorum. Kardeş kulüpler kardeş hatalar yapıyorlar. Biraz öyle geliyor evet. Bana. Lige verilen arada çok keyifli bir değerlendirme oldu gündemi. Yani bakıyorum hakikaten o kadar sallıyoruz ediyoruz. Ya bizde oynanan, işte bunlarda oynanan futbolsa bizde oynanan nedir falan diyoruz ama yani bir yandan da çok fazla değer üretmekten uzak olan ligimizi de özlüyoruz. Bak bu hafta maç yok. Ben bu hafta sonu neler izleyebilirim diye baktım. Ben Nottingham Forest'liyimdir. Benim kuşağımda popüler bir takımdı. Hakikaten Premier Lig'de benim tuttuğum bir takım yok. Zaman zaman mesela şu anda Tuchel'in Chelsea'sine çok sempati besliyorum. Ama hani Nottingham Forest, mesela Nottingham Forest Cardiff maçı varmış pazar günü. Ya lig olmayınca da böyle Afrika Kupası'nda çeyrek final mücadelesi falan. İşte yani Burkina Faso'nun, işte Ekvador Ginesi'nin falan maçları var. Yani beni çok yoruyor, üzüyor çünkü galiba bağımlısı da olmuşum. Yani bu işi yaptığım için maç izlemiyorum ben. Hakikaten hayattaki en büyük keyfim olduğu için futbolu takip ediyorum ve izliyorum. İşte bir de snooker var mesela ama yani lige verilen arada senin gibi kafası çok temiz çalışan, farklı çalışan bir meslektaşımla gündemi değerlendirmek bana iyi geldi, Yusuf Kenan. Zor bir hafta olacak, birbirimize destek olalım. Lig yok bu hafta. Her zaman. Her zaman. Abi yani falan idare edeceğiz. Evet, ya da hani eski kayıtlara bakıp hani hüzünle böyle bir elimizde çayımız kahvemizle eski maçları izleyeceğiz. Başka bir şey yok. Ben de çok seviyorum Süper Lig'i. Ayrı bir konu ama Süper Lig'de bir sihirli bir durum var. Yani ne olacağını bilemediğin, ne zaman nereden ne çıkacağını bilemediğin, böyle garip bir filmi izliyorsun, senaryosunu tahmin eder gibi oluyorsun ama son anda bir değişiklik oluyor. Biraz öyle filmlere benzetiyorum. Soccernomics'te Johan Cruyff'un güzel bir sözünü alıntılamışlardı. Türkiye için maalesef geçerli değil. Yani iyi bir kadron varsa %90 kazanıyorsun diyor Johan Cruyff futbolda. Bizim futbolumuzda tam tersi. İyi bir kadron varsa %90 kazanamıyorsun. Johan Cruyff'u bile, yani rahmetliyi bile yanlış çıkarttık. Haksız çıkartmayı başarıyoruz. Haksız çıkarttık. Çok teşekkürler. Futbolda çok başarılıyız. Yusuf Kenan çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Genel değerlendirme. Umarız bizi izleyen kardeşlerimize, izleyicilerimize farklı bakış açılarını sunmuş olabiliriz. Bu kavga, dövüş, gürültü, gerilim ortamından da bir nebze uzaklaşmak, artık değer üretmeye hepimizin kafasının yönelmesi lazım. Sen de onlardan birisin.
Çok sağ ol. Vakit ayırdıkça da yine Sporting'de birlikte olup bu sohbetleri genişletmek amacındayım. Vakit buldukça da devam edelim. Çok sağ ol. Evet, Yusuf Kenan Çalık'la birlikteydik. Gerçekten gündemdeki özellikle başta teknik direktör hadisesi olmak üzere onunla çok konuşmak istediğim konuştuk. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Önder Karaveli'li Beşiktaş'ı değerlendirdik. Ben gazetelerdeki gündeme devam ediyorum. Sabah gazetesi transfer haberleriyle devam edelim. Çünkü çok transfer haberi var. Yani gerçekten çok transfer haberi var. Bein Connect'in sunduğu Sporting'de gazetelerdeki transfer haberleriyle devam edelim. Dakikalar sonra Berkay Tokgöz'le gelişmeleri değerlendireceğiz. Beşiktaş'ta gelecek sezon takımın emanet edileceği hoca için çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Bakın, genelde böyle bir Almanlara eğilim var. Hannes Wolf, Trippisowski, Keller, Lech. Böyle Beşiktaş'ın radarındaki isimlermiş. Salih Uçan Başakşehir'e kiralandı. Salih Uçan Antalya'da Beşiktaş'ın kampından birkaç kilometre ilerideki Başakşehir kampına yöneldi ve antrenman takımlarını, antrenman kitini değiştirdi. Artık sezonu Başakşehir'de tamamlayacak. Emre Belözoğlu'nun Salih Uçan'ı ısrarla istemesi bence çok önemli. Demek ki orada oynayacağını da düşünüyor Salih ki Beşiktaş'ın transfer rotasyonunda artık hani Atiba biraz yaşlı mı, performansı düşüyor mu derken işte Josef de Souza zaman zaman işte sakatlık, cezalı durumlarıyla geri planda kalırken Oğuzhan arada parlıyor ama tekrar sönüyorken Salih Uçan Başakşehir'i tercih etti. Sanıyorum Mahmut Tekdemir'in fiziksel durumunun da bunda etkisi var sakatlığı nedeniyle. Bu arada Aykut Kocaman'ın yalnız Alex'le ilgili çalıştığım en kötü hoca diyen Alex de Souza'nın organize bir şekilde kullanıldığını ileri sürmüş. Her yol Diawara'ya çıkıyor. Galatasaray'da 6 numara için en güçlü adayın Diawara olduğundan artık gazetelerimiz emin. Aslına bakarsanız ben son dönemde yeniden bir Elneny atağı bekliyorum. Fenerbahçe'de de en yakın isim şu anda kadroya katılmak üzere Konan gibi gözüküyor. Sabah gazetesi böyle. Sözcüyle devam edelim. Sözcü gazetesi spor sayfalarına bakalım. Galatasaray kaptanı Muslera da Gomis transferinde devreye girmiş. Telefon açmış ve ona sana ihtiyacımız var dostum demiş. Taraftarların mesajları da Fransız yıldızı olumlu yönde çok etkiliyormuş. Aslında maddi açıdan daha cazip teklifler olmasına rağmen Gomis Galatasaray'ı hep birinci sırada tutuyormuş. Bu yönde çok yoğun bir mesaj bombardımanı altındayız biz spor habercileri olarak. Diğer sayfada ise Premier Lig'in en zengin grubu Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Zalai için geliyorlar. Newcastle United'ın yetkilileri Macar stoperin transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Teklifin 20 milyon euro civarında olması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Alman teknik adamı ikna çabaları sonuç veriyor. Löw'den yeşil ışık. Transferlerde de Löw'e danışılıyor imiş. Ve Trabzon'la ilgili stoperde son isim, son fırtına Ömer Toprak. Deneyimli ve Türk statüsündeki Ömer Toprak'ın bu sezon Werder Bremen'de 13 lig maçında çıktığı ve bir de gol kaydettiği bu haberde detaylandırılmış. Bu arada Beşiktaş'ın sezon başı aldığı yerliler hayal kırıklığı yarattığı haberi de var. Bir önceki sayfada Kenan Karaman, Mehmet Topal, Salih Uçan, Umut Meraş. Ben Umut Meraş'ın çok hayal kırıklığı olduğunu düşünmüyorum. Umut Meraş hatta hırsıyla takım içinde önemli bir çimento görevi görüyor. Geçen bir anda böyle kardelen gibi ortaya çıkan Emirhan'la yapılan bir röportajı izledim. Emirhan'a diyorlar takımdaki sana en yakın iletişimde olduğum futbolcu kim diyor. Umut Meraş beni her maç motive ediyor diyor. Bu çok önemli bir şey bence ya. Yani sahaya çıkıp sol bek mevkiinde kendi üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmekten fazlası. Yani Umut Meraş'ın Emirhan gibi bir yeteneğe eğilmesi, ağabeylik yapması, mentörlük yapması bence çok kıymetli. Milliyet gazetesi, Milliyet yılın sporcusu ödülleri oylaması bugün başlıyormuş. Onu biz de duyuralım. Transferde tek referans Torrent. Şimdi Torrent
Alanya'yı kaybederse gitme olasılığı olan bir teknik adam. Ama bir yandan da transferde de tek yetkili. Belli ki Gomis'e onay vermiş. Ama bence Getson konusunda onay vermediği çok belli. Zaten duyumlarımız da bu yönde. Kilit isimler Vida Valer'in Beşiktaş için denmiş. Kısa süre içinde bir kez daha masaya oturulacak. İki oyuncuya kulüpteki gelecekleri için siyah beyazların yeni sezon transfer planlamasına yön vermesi açısından bunlar kritik toplantılarmış. Ve rötarlı gelmişler. Sanıyorum bir izin vardı. Larin de Vida da rötarlı gelmiş. Ve Fenerbahçe diyelim. Berkay Tokgöz de hazırsa ufak ufak Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe için milliyetin bir kupadan fazlası başlığı çok önemli. Az önce Yusuf Kenan'la da konuşmuştuk Berkay. Fenerbahçe'de 8 yıldır gelen başarı hasreti ve lig yarışında erken havlu atılması sonrası gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı lacivertliler için bu kupada gelecek bir şampiyonluk büyük anlam ifade ediyor demiş Celal Umut Eren. Bunu ben çok önemsiyorum Berkay. Çünkü haftalardır, günlerdir Fenerbahçe ile ilgili her şey konuşuluyor ve hedefsiz bir takım gibi konuşuluyor. Ama bak sonunda ilk defa Fenerbahçe'nin sportif bir hedefi olduğuna vurgu yapan bir spor sayfası, bir haberci gördüm. Ya gerçekten çok enteresan değil mi? Ya hakikaten bugün Fenerbahçe diyelim UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Ya bunlar önemli değil mi? Sanki hani her şey herkes Mesut oynar mı oynamaz mı? İşte Fenerbahçe Ali Koç yönetim başarı. Ya bunları geçip Fenerbahçe'nin biraz önüne bakma zamanı gelmedi mi artık? Kesinlikle haklısın abi. Birçok hedefi var Fenerbahçe'nin bu sezon içinde ama odağını kaybetmiş durumda şu anda Fenerbahçe. Yani hem oyuncu grubu, hem yönetim, hem taraftarda da ben görüyorum bu durumu. Evet, Türkiye Kupası var ama taraftara sorsam bugün çok önemli mi Türkiye Kupası'nı kazanmak? Böyle %100 konsantrasyonu yüksek bir şekilde evet kupayı kazanmamız lazım diyeceklerini düşünmüyorum. Tamamen lige odaklı başlıyor Fenerbahçe sezonları. Çünkü çok uzun bir zaman oldu. Yani Fenerbahçe tarihinin en uzun şampiyon olamaz periyoduna girmiş olacak. Yani rekoru kırmış olacak bu senede olamayacağını varsayarsak. Hedefi var, kesinlikle var. Türkiye Kupası da bir hedef. Sezonu kurtarmak belki de. Yani Türkiye Kupası'nı kazandığınızda, Konferans Ligi'nde yarı final, final oynadığınızda bence bu sezonun bu dönemini bir şekilde kotarabiliyorsunuz. Ama gerçekçi noktadan bakacak olursak Fenerbahçe taraftarının yani tek düşündüğü şey ligi kazanmak. Yani UEFA Avrupa Ligi'ni mi kazanmak, ligi mi kazanmak diye sorsanız Fenerbahçe taraftarına birçoğu ligi kazanmak diyecek. Ama o tren kaçtı bu sezon artık. Eldekilere odaklanmak gerekmiyor mu yani? Kesinlikle eldekilere odaklanmak gerekiyor ama onun böyle nasıl söyleyelim hüznü ve acısı daha büyük, daha ağır basıyor Fenerbahçe'de şu anda. Ligi kaybetmiş olmanın verdiği acı daha büyük yani. Evet, Hürriyet'te de Aykut Kocaman'la ilgili açıklamalar var. Aykut Kocaman'dan Ali Koç ve Alex de Souza hakkında flash sözler. Şimdi Alex de Souza da sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi Brezilya'dan kalktı. Yani tekrar aynı fiili kullanacağım. Geldi bu işi bırkaladı. Yani ne gerek var kardeşim? Fenerbahçe'nin sorunu bitti. Bir de şimdi oturmuş Alex de Souza, Aykut Kocaman'ı konuşuyoruz. Sayfalar bununla doluyor. Hayır, Aykut Hoca da haksız da değil yani bu arada. Kim? Ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrına gidiyor insanın. Ben kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni herhangi birisiyle çarpıştırmayın. Alex'in organize bir çete tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Özellikle 2011'den sonra sürekli her olaydan sonra algı yaratan bir çete var. Bak bunu söyleyen Aykut Kocaman ya. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe'de şampiyon olmuş teknik direktör. Aykut Kocaman Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden birisi ve Fenerbahçe ile tarih yazmış bir yani rekorlara imza atmış bir kadronun en önemli oyuncularından biriydi. Yani bunu söyleyen Aykut Kocaman ya. Ya bir nedir bu çete? Kimdir bunlar? Buraya bir bakılsın bak benim yani hiç bu konuda bir düşüncem olmasa ne oluyor ya derim. Aykut Kocaman çünkü bu adam ya. Yanlış mı? Çok doğru söylüyorsun Serkan abi ama Aykut Hoca'nın da tamamen açıklayıcı bir şekilde bunu anlatması lazım. Tabii. Şimdi böyle bir töhmet altında bırakmaması lazım. Kullandığınız zaman çok ciddi bir, çok iddialı bir ifade kullanmış oluyorsunuz. Alex de Souza'ya o soru şöyle soruldu. Yani tekrar gündeme geldiği nokta şu şekilde meydana geldi. Bir programda Alex'in çalıştığı en iyi ve en kötü teknik direktörü sordular. Yani Aykut Kocaman söyleme ya. Ayıp değil mi ya? Mesela Berkay şöyle desen çok mu zor?
Ya en kötü var tabii aklımda ama söylemeyeyim. Bak bunu bile diyebilirsin. Ya da şöyle dersin. Hepsi belirli standartlı insanlardı. Ben önemli kulüplerde çalıştım. Kötü demek çok büyük haksızlık olur falan. Yani biraz zarafet göster ki Alex de zarif bir adamdır. Yani nasıl yaptı bu işi hala anlamıyorum. Nasıl çok bir kinmiş kardeşim. Çok da zeki bir oyuncudur aynı zamanda, evet. Alex. O yüzden bu hani bu ismi vermesi biraz daha kafasının arkasında başka bir plan var mı acaba? Hani bunu da bana sorgulatıyor. Çünkü elbet Fenerbahçe ile Alex'in yolları kesişecek. Bu çok net bir biçimde gördüğümüz bir gerçek. Belki 2 sene sonra, belki 5 sene sonra ne zaman olacak bilmiyoruz ama Alex de Souza buraya Fenerbahçe teknik direktör olarak bir gün gelecek. Bunu biliyoruz. Yani herhalde aksini düşünmüyorsun sen de Serkan abi. Yok, bir gün mutlaka gelecek. Yani bir gün mutlaka gelecek. Hacı için de demiştik, 2 kere geldi Galatasaray'a. 2 kere geldi. Aynen öyle. Yani Alex de belki bir değil, 2 kere, 3 kere. Sergen için diyorum, bak bir daha diyeyim. Sergen gelecek. Yalçın Beşiktaş'la bir gün yine birlikte olacak. İşte bak söyledik. Kesinlikle olacak. Yani. Alex de Souza da bunlar, bu şekilde bir kariyerinde Fenerbahçe dönemi teknik direktörlüğünde olacak. Ama yani Alex Aykut Kocaman durumu Fenerbahçe'nin içinde çok büyük çatlak yarattı. Yani 2012'de ayrıldı Alex de Souza Fenerbahçe'den. O günden bu yana yani Fenerbahçe camiasının içinde hakikaten tam bir birlik olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Başka türlü konularda hep ayrışmalar gördük. Başlangıcı da Alex Aykut Kocaman ayrışmasıdır. Yani tarihi hatırlayalım. 2012 yani 3 Temmuz döneminin hemen sonrasıydı. Birlik olmuş bir Fenerbahçe camiası vardı ama o ayrışma, Alex'in gönderilişi, gönderiliş biçimi, Aziz Yıldırım'ın Alex hakkındaki açıklamaları Fenerbahçe camiasını ikiye böldü. O günden bugüne de Fenerbahçe camiası net bir biçimde birlik sağlayamadı. Hiçbir konuda sağlayamadı. Çok büyük zarar yani verdi. Mesela Alex, Podolski'ye bakıyorum. Podolski de enteresan bir çocuktu biliyorsun yani. O da mesela Japonyalardan bile paylaşım yaptı. Ne yaptı ama? İnce belli, çay falan. Ya sen iletişimini sürdür, sosyal medyada etkileş, Fenerbahçe'ye dair konuş. Ama işte bir gün Fenerbahçe'yle yollarının kesişeceğine emin olduğumuz Alex'in, yani bu Aykut Kocaman, ne diyeyim, nefreti mi diyeyim, rövanşı mı diyeyim? Barışma sağlanmayacak gibi görünüyor. Yani o çok net bir biçimde görünen bir gerçek. Alex Aykut Kocaman barışması sağlanmayacak. Gündem mi değil ki? Mesela gündem Fenerbahçe değil, 8 puanla lider olur. Alakasız bir televizyon programında böyle bir şey demiş. Hani Fenerbahçe'nin bir, yani en son ihtiyacı bu. Yine bir gün zor durumda kaldığında Fenerbahçe'ye de başka turlarda. Bir gün Aykut Kocaman da Fenerbahçe'de görev alır. Zerre şaşırır mıyız buna? Tabii bir gün Fenerbahçe'de görev alması... na kesin gözüyle baktığımız Aykut Kocaman'da, Alex de Souza'da böyle bir kamplaşma, böyle bir fay hattı yaratıyorsa, o zaman ne oluyor biliyor musun? Fenerbahçe zordayken o konjonktür diğerini baltalamaya çalışırken Fenerbahçe zarar görüyor. Bu sefer şöyle benzerini... oluyor. Başka bir konu üzerinden diyelim ki bir teknik direktörü savunan bir kesim var, beğenen bir kesim var, beğenmeyen bir kesim var. Aynı şiddetle birbirlerine saldıran sosyal medyada özellikle taraftarlar görüyoruz. Böyle olunca da bir birlik, tek vücutluk sağlanamıyor. Her şeye sirayet ediyor. Oyuna sirayet ediyor, sahaya sirayet ediyor ve bu tablo ortaya çıkıyor. Bir Aykut Kocaman'ın Hürriyet gazetesindeki bu demecinden bir bölümü de okumak istiyorum. Evet. Türk futbolu çok sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor. Genelde tespitleri var Aykut Hoca'nın, çok önemli bir futbol adamı. Hala ders alınmıyor yaşananlardan. Herkes anlık çözümler, algılar üretmeye çalışıyor. Başkanından medyasına kadar. Kocaman kulüplerin gelirlerinin düşmesiyle büyük küçük takım aralığının da daraldığını belirterek yabancı sayısındaki artış Anadolu takımları için fırsat yarattı. Ekonominin yarattığı tahribat büyük takımlardaki yöneticilerin karar verme mekanizmalarını olumsuz etkiledi. Bunlar olunca takımlar arası bir yakınlaşması gerçekleşti diye konuşmuş. Sence, yani. Serkan abi, sence Ali Koç'a da bir eleştiri var mı burada karar alma mekanizması derken? Var. Ali Koç karar alamıyor ki. Hani alıyor ama hani aradan bayağı bir zaman geçiyor. Temmuz ayında Pereira'nın geldiği gün Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından yapılan duyurunun altına, ya nasıl olsa sezonu İsmail Kartal tamamlar yazılıyor. Ve bu gerçekleşiyor. Pereira gönderiliyor 20 Aralık'ta. İsmail Kartal 40 gün sonra geliyor ya. Yok, akıl alır gibi değil. Gerçekten bu geç karar alma durumu Fenerbahçe'de yani her türlü zararı verebilir. Önümüzdeki sezonlar için de bunu konuşuyorum. Bu sezon zaten verdi ama böyle devam ederse önümüzdeki sezonlar da Fenerbahçe'de kaybolabilir. Hala Fenerbahçe'nin teknik direktörünü aslında bekliyoruz. Şimdi İsmail Hoca tamam sezonu tamamlayacak ama yeni sezonda kim olacak? Hala bunu bekliyoruz çünkü açıklanacağı söylenmişti.
Yani sezon içinde önümüzdeki sezonun teknik direktörünün açıklanacağı söylenmişti. Ama hala bir gelişme göremiyoruz. Şu anda Ocak ayı bitti. Şubat ayı geliyor. Transfer yapmaya çalışıyor bir yandan Fenerbahçe. Bu transferi neye göre yapıyor? İsmail Hoca'nın raporuna göre mi? Seferovic yoksa mi? Muric mi? Pesic hangisi? Yani bambaşka profilde forvetlerden bahsediyoruz. Aynen. Çok alakasız tipler. Çok alakasız hakikaten forvet tipleri. Ama Konan geliyor. Evet, o kesin gibi, çünkü sol bekte Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir mevkiydi, aradığı bir mevkiydi. Ama şimdi onun için de söyleyebiliriz. Konan'ı önümüzdeki sezon gelecek teknik direktör baktığında, eğer ben bu oyuncuyu istemiyorum dersen olacak. Yani bu söylediğim çok ütopik gelebilir ama Colker'da mı değişti? Oldu. Oldu. Colker, evet. Stephen Colker'ı istemedi Vitor Pereira. Fenerbahçe Caner'i istemedi yapmıştı. Ya. Bırak Colker'ı. Caner'i istemedi. Al işte sol bek arıyorsun. Oynayan bir oyuncuydu. Yeni transfer değildi. Yani hiç oynamadan bir transfer Fenerbahçe'den başka bir takıma gitmek zorunda kaldı. Şimdi forvet pozisyonu Fenerbahçe'nin yıllardır hep aradığı bir tane forvet, iyi bir forvet arıyor. Hatta bence yani Mamadou Niang'dan sonra tam anlamıyla Fenerbahçe'nin aradığı bir santrafor profilini görmüyor. İsim olarak geldi, Van Persie geldi, Fernandão geldi ama o katkıyı bir türlü veremediler. Biraz da tabii Emenike'yi bu profile sokabilirim. Şimdi forvet oyuncusu arıyor Fenerbahçe. Pesic iddiası var. İsmi geçen diğer oyuncular var. Seferovic iddiası var ki bence en ideal oyuncu Seferovic olur. Katılıyorum. O çok iyi bir oyuncu. Ama tamamen şunu merak ediyorum. Hani Huayim Lo mu, Jesus mu, İsmail Kartal mı? Kim bu oyuncuların alınmasına rapor veriyor Fenerbahçe yönetimine? Yoksa Fenerbahçe yönetimi boşta bu oyuncular var, bu oyunculara mı gidiyoruz diyor. Ya, tamamen bir belirsizlik, plansızlık söz konusu. Bu durumda tabii nihayetinde nasıl bir kalıcı başarı gelecek, o da çok ciddi bir soru işareti. Sonuçta her şeyin başı ekonomi Berkay. Bak şimdi sana şu bilgiyi de verelim. Sporting'i de öyle kapatalım. Bak dikkatli dinle, sayılara bak. Barcelona evet derse 440 milyon euro kazanacak. Katalan kulübün forma göğüs sponsorluk anlaşmaları bitiyormuş. Spotify 5 yıllığına 340 milyon euro önermiş. 340 milyon euro. Futbol endüstrisinin geldiği yere bak. Yani bir anlaşma, bir sözleşme, kulübün kasasında 340 milyon euro. Ve bir de bir kripto para firması da kol reklamı için 100 milyon euro önermiş Barcelona'ya. Şimdi ben bir kez daha şöyle söyleyeceğim. Tabii bunlar çok beylik laflar geliyor ama bu lafların altının doldurulabileceğini, bak Portekiz futbolunun Portekiz ekonomisindeki yerine bakarsak, hani belki idrak edebiliriz. Brezilya'yı futbol olmasa Brezilya ülkesinin dünyadaki imajı nasıl olurdu? Onu bir düşünebiliriz. Müslüman ülkeler, Türkiye Cumhuriyetler, işte MENA bölgesi, Türkiye'nin etki alanını, tüm dünyada yaşayan Türklerin gücünü, hani hem siyasi güçlerini hem ekonomik güçlerini hem kültürel olarak varlıklarını düşünürsek, yani Türk futbolu neleri düşünmesi gerekirken nelerle uğraşıyor diye ben böyle bir altını çizmek isterim. Senin kesinlikle gibi genç bir meslektaşımda durumu değerlendirdim. Yalnız abi Barcelona'nın da ihtiyacı vardı ya. Yani hakikaten ekonomik olarak çok kötü durumdalardı. Yani abi o kadar saçma sapan bir Barcelona sempatizanı olarak söyleyeyim. Neredeyse kulüp basma noktasına geldi. O kadar saçma sapan transferler var ki. Yani hadi isim şimdi vermeyeyim yani. Alınır çocuklar. Adama Traore'yi kiralamışlar. Büyük ihtimalle onu açıklayacaklar. Hiç de Barcelona tipinde bir oyuncu değil aslında ama yani kendi profillerinin dışına çıkıyorlar. Ya Barcelona'nın futbol aklı problemi olduğu çok belli. Yani 3 tane transfer söylerim. Yani yüzlerce milyon avro falan maliyeti var bunların. Evet. Ne verdiler? Hani böyle geriye dönüp baktığında 1,5 maç falan hatırlıyorum 1-2 tanesinde yani. İkisini söyleyeyim yani. Söylesene ne olur, ben söylemeyeyim. Dembele'yi kastediyorsun bir tanesi, Osman Dembele. Koşuyor. Dembelenip duruyor bak, sürekli dembelenip duran bir adam yani. Philip Coutinho bildiği yerde benim aklıma. O da var. Ya birkaç tane de hani herkesin beğendiği. Antoine Griezmann. Ya mesela Griezmann diyorsun ya, böyle tüylerim diken diken oluyor. Konuyu kapatalım, sinirleniyorum. Peki, ya bizim de böyle tutkuyla bağlı olduğumuz takımlar var sonuçta. Öyle olmasa şu işi nasıl yapacağız zaten? Aynen yani. Öyle. Sağ ol Berkay, görüşürüz. Sporting'in sonuna geliyoruz. Keyifli futbol sohbetleri yaptık, gündemi değerlendirdik. Gazetelerdeki gündemi sizlerle paylaştık. Yorumlarımızı, bakış açımızı bir kez daha sizlere aktarmaya çalıştık. Bu hafta son Sporting'i izlediniz. Pazartesi günü saat 12'de birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
Spor Toto Süper Lig'in kalbinin attığı adres beIN Connect sundu.